Merhaba hanımlar, Pınar İğne Uyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu yazmanın kenarına kolay, çıtı pıtı, çok şık bir model hazırlayacağım. Minik çıtır çıtır çiçeklerden oluşacak modelimiz. İplerimi böyle ayarlama yaptım. Yazmamla da uyum sağlayacağını düşündüğüm için bugün bunun üzerine çalışacağım. Yeşilim leylak 729 numara, mürdüm rengim çizmeli 551 numara. Modelin yapımı oldukça keyifli ve kolay. Bakalım sonuç sizleri de beni de mutlu edecek mi? Hemen yapımına başlayayım ben. Zaman kaybetmeye gerek yok bence. Burada başlarken bir tane kuyumcu kafesi yapacağım. Bu kısımda şöyle bir tane de boş zürafa bırakıp ikinci zürafamdan geriye döneceğim. Burada bir tane uzun bir pırpır yapıyorum. Bunun tepesine çıkıyorum. Tepeye de kısa pırpır yapıyorum. Tekrar dibine iniyorum. Bir tane daha bu şekilde hazırlıyorum. Yine uzun pırpırımı yaptım. Tepeye kısa pırpırımı bırakıyorum. Tekrar dibine iniyorum. Kenardan indiğimiz ipimizi de düzeltelim. Bu şekilde iki tane bölüm hazırlayacağız. Şimdi yine kenardan bir tane boş zürafa bırakalım. İkinci zürafadan kuyumcu kafesi yapalım. Bizim ara yolumuz olacak. Burada sayısını bakalım kaç tane yeterli olacak. Acaba 5. de istiyor mu ona bakıyorum ama. Ben şöyle bir tane daha yapayım. 5 tane olsun bu bölüm. Ara yolumuz 5 tane kuyumcu kafesi olacak. Tekrardan bir tane boş zürafa, sonra ikinci zürafadan geri dönüp
Yine bu kısmı tekrarlayacağım. Burada ipim de kısaldı. Ben ipimi ekleyeyim. İpimi ekledim. Bu kısımda geriye dönerek eklememi yaptım. İkinci zürafamızdan geriye döndük. Şimdi bir tane uzun pırpırımı yapıyorum. Tepesine çıkıyorum. Tepeye de kısa pırpır yapıyorum. Buradan tekrar iniyoruz aşağıya. Şu yandan fazlalığı da çekelim aşağıya. Burası daha düzgün duracaktır. Yine burada bir tane boş zürafa, ikinci zürafadan kuyumcu kafesini yapacağız. Yani 5 tane ara yolumuzda kuyumcu kafesimiz olacak. Alt bölümü tamamlamış oldum. Aralarda 5 adet kuyumcu kafesimiz var. Şimdi burada ilk olarak mürdüm rengimi alarak şuradaki küçük pırpırlardan hemen ekliyorum. Böyle bunu da biraz uzun bırakayım ki bu kısımda ip katım 2'ye çıkmış olsun. İlk olarak 4 tane pırpır yapacağım. Dördüncü pırpırımı da yaptıktan sonra dördüncü pırpırın tepesine çıkıyorum. Hafif bir miktar geriye de geleyim. Şimdi bu dördüncü pırpırımın tepesine de 2 adet pırpır bırakıyorum. İki adet tepeye pırpırımı yaptıktan sonra tekrar yan taraftan inelim yine. İnerken de ipimizin fazlalığını alaraktan inelim. Daha düzgün duracaktır. Buraya da indik.
Şimdi tekrardan bu kenara 3 adet pırpır yapıyorum. Son pırpırımı da tamamlayayım. Şimdi hem bu iğnemdeki ipimi hem de alttan yürüttüğüm ipimi dipten keseceğim. Hemen elimle bunu düzeltip pırpırın içerisinde, yeşil pırpırın içerisinde eşit miktarda dağıtıyorum. Şu kısım, ortadaki pırpır yaptığımız kısım, diğer pırpırlarla yine bitişik olsun. Arasını açmamaya çalışın. Açıldı ise benim gibi iğnenizi şöyle yine o kısma yaklaştırın. Burada tekrar ipimizi diğerine ekliyoruz. Burada dileyen renkli de yapabilir. Hatta bunu ben biraz daha uzun bırakayım. Keserken kolaylık oluyor. Bunu neden alttan yürütüyoruz? Yeşil ip tek kat olacağında pırpırımızı yaparken biraz daha zayıf gösterebiliyor. Alttan yürütebiliyorsanız daha iyi, daha güzel duracaktır. Yapısı hem kalıp gibi durur. Başlangıçta 3 pırpırı, 4 tane pırpır yapıyoruz. Pırpır boyutlarımı da ayarladıktan sonra düğümü sıkıyorum. Dördüncü pırpırımı da yaptım şimdi. Burada dördüncü pırpırın tepesine çıkıyorum. Çok küçük bir miktarda geriye geliyorum. Çünkü iki tane pırpıra da yer açmış oluyoruz bu geri gelişle. 2 adet kısa pırpır yapalım tepeye. Tabi buradaki pırpır boyutlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha iri olmasını istiyorsanız pırpırlarınızı büyütebilirsiniz. 2 pırpırı tepeye de yaptım. Yandan inerken indiğim ipimin fazlalığını alarak ineceğim. Şöyle ayırarak gösterelim. Kalan 3 taneyi de tamamlıyorum. Burada hemen pırpırlarımı yeşil pırpırımın içerisine dağıtıyorum. Her iki kenardan da eşit orantıda pırpırlarımız dursun. Ne demiştim? Şurası tam dik bir şekilde duracak. Diğer pırpırları da yine ayrıldıysalar, arası açıldı ise
o orta bölüme yaklaştırın ve burada da ikisini bir miktar ayırmamız gerekiyor. Birbirine değmezse daha iyi olur sanki. Bu şekilde modelimizi tamamlayacağız. Bu renkte de nedense tam göstermedi sanki kendini. Parlıyor mu ne acaba? İnşallah anlaşılmıştır. Şimdi ben diğer renklerimi de yapayım. Son haliyle sizlerle olayım. Modelimi tamamladım hanımlar. Son hali bu şekilde oldu. Çıtı pıtı çok şık bir model. Minik minik çıtır çıtır çiçekleri var. Yazmamın da üzerinden renk tonları böyle görünecek. Çok severek yaptım. Oldukça da keyifli yapımı. Ben sıklığını bu şekilde ayarladım. Bence bir miktar daha açılabilir ara kısımlar. Ben 5 tane bırakmıştım. 7 tane daha uygun olabilir belki. Tabii sık sevenler için de yapılabilir. Ama ben aralığını sık buldum diyorsanız da bir miktar daha kuyumcu kafesi yapabilirsiniz araya. Arka yüzü de bu şekilde görünüyor. Evet. Şimdi bir fiyat vermem gerekirse bu model yazma haricinde benim sanırım bir 90 TL'den yapacağım bir model olurdu. Bugün de selamlarımı Şaziye Aydoğan Hanım'a gönderiyorum. Kendisine çok teşekkür ederim. Bugünlük de videomuzu bu şekilde sonlandıralım. Bir sonraki yeni bir modelle inşallah yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.